İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. Gaziantep'in ve ülkenin sorunlarına hakim bir aday olan Avukat Ejder Demir, A-Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep 3. sıra milletvekili adayı Avukat Ejder Demir tam bir Gaziantep sevdalısı. Gaziantep'in ve ülkenin sorunlarına hakim bir aday olan Demir, A-Medya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. 6-17 yaşında ülke ocaklarında başlayan siyaset hayatını milletvekilliğiyle taçlandırmayı düşünen Demir, farklı seçmen kitlesinden olumlu tepkiler alan bir aday. İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da avukatlık yapıp birçok önemli davaya giren Gaziantep milletvekili adayı Avukat Ejder Demir, MHP'den milletvekili adayı olmak için memleketi Gaziantep'i tercih etti. Listemiz çok iyi. Zaten baktığınızda genel itibariyle de hepsi yerli bir listemiz. Gaziantep'in sevilen insanları. İnşallah çok iyi bir seçim süreci yaşayacağız ve Gaziantep'te Cumhur İttifakı'nı da destekleyen Cumhur İttifakı ile birlikte MHP'de ciddi bir teveccüh var, ciddi bir patlama yaşanacağını düşünüyorum, oy patlaması. Artık bu seçim bu ülkenin, aziz milletimizin, yüce milletimizin bekasına ışık tutacak bir seçimdir. Ben özellikle hemşehrilerimden bunu rica ediyorum, bunu baz alarak oy kullanmalarını istiyorum. Yani sadece bu süreçte sandıkta oy değil, geleceklerinin, çocuklarımızın emaneti, çocuklarımızın geleceğine yön verme süreci yaşanacak bu ülkede. İnşallah bu düsturla, bu zihniyetle Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nde keza başarılı olacağını düşünüyoruz. Biz de bunun için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Bütün aday arkadaşlarımız da zaten yoğun bir şekilde sahada çalışmalarına devam ediyor. İl başkanımız ve ilçe başkanlarımızla birlikte koordinasyon merkezimizin yönlendirmesiyle birlikte oda ziyaretlerimiz, STK ziyaretlerimiz, esnaf ziyaretlerimiz, yani bütün aday il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte sahadayız. Çalışıyoruz, çalışacağız ve bu süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi kaç milletvekili çıkartır bilemiyoruz ama biz diyoruz ki bu ülkenin bekası, bu milletin bekası bu seçime bağlı. Biz bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah da bunun neticesinde iyi bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Benim az önce de söylediğim gibi tekrar ediyorum, bu seçim bu ülke için çok hassas bir seçimdir. Hemşerilerimin elini vicdanına, yüreğine koyarak çocuklarımızın geleceğini neye, kime, nasıl bir yönetime emanet etmek istiyoruz? Onun bilincinde olarak oy kullanmalarını istiyorum ve diyorum ki Cumhur İttifakı bu ülkenin bekası, bu milletin geleceği için bu seçimde başarılı olmak zorundadır. Bunu baz alarak oy kullanmalarını istiyorum. Hemşehrilerimin destek ve teveccühlerini istiyorum. Biz de zaten Gaziantep'li olarak, Gaziantep evladı olarak inşallah asla ve asla bize duyulan güveni, bize duyulan teveccühü ihmal etmeyeceğiz. Zaten ihmal ettiğimiz zaman da Allah bize o makamları nasip etmesin diyoruz. Peki vatandaşla sokakta karşılaştığınızda nasıl tepkiler alıyorsunuz? İnanılmaz pozitif tepkiler alıyoruz. Çok olumlu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne vatandaş, özellikle tekrar ediyorum, 15 Temmuz'dan sonra bir kez daha gördü ki Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin teminatıdır. Bu süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ciddi bir teveccüh var. İnşallah bu teveccühü biz sandıkta da göreceğiz diyoruz. Doğuştan göz kapakları olmayan Zümra bebeğe yapılan başarılı ameliyatla göz kapağı yapıldı. Doğuştan göz kapakları olmayan Zümra Ünal bebeğin ameliyatını yapan Gaziantep Özel Hatem Hastanesi göz sağlığı uzmanı operatör doktor Can Pamukçu, bu tür vakalarının az görüldüğünü, bebek geldiğinde gözleri fazla açık kaldığı için gözlerini kaybetme riskinin olduğunu, hemen ameliyat gerektiğini, hastayı hemen ameliyata aldıklarını ve göz kapağını yaptıklarını söyledi. Hastamız bize 4 günlükken göz kapakları olmadığı için yönlendirilmiş bir hastaydı. Doğduğunda anne karnında göz kapakları gelişmemiş. Doğduğunda da gözünü kapatamadığı için korneasında leke gelişimi ve soyulma olmuştu. Hastamız bize geldiğinde gözü fazla açıkta kaldığı için gözünü kaybetme riski vardı. Biz göz kapağını hızlı ve acil bir şekilde oluşturmak için hastayı ameliyata aldık. Bununla ilgili literatürde bugüne kadar bildirilmiş 16 vaka olduğunu gördük. Çok fazla bir vaka olmadığını, bununla ilgili klasik bir prosedür de olmadığını gördük.
Hastaya iki aşamalı bir ameliyat yaptık. Göz kapağını oluşturduk. Bugün de ikinci aşamasını gerçekleştirdik. Hastamızın göz kapağını açmış olduk. Şu an gözüyle ilgili bir sıkıntı yok. Bununla ilgili okuloplastik cerrahi ile ilgili bizim referans klinik olduğumuz için daha önce travma vakaları, patlamada yaralananlar, trafik kazalarıyla ilgili bununla ilgili tecrübemiz yüksek olduğu için çok bir sıkıntı yaşamadık. Bu hastamızda da şu an göz kapakları ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok ve sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinde biz alt kapağından bir parça alarak üst kapağına destek olduk. Kulak arkasından parça alarak da cildini oluşturduk. Bu aşamada dokunun beslenmesi için yaklaşık 20 gün göz kapakları, gözleri kapalı kaldı. 20 günden sonra göz kapaklarını açtık. Şu an hastamız aslında doğduktan sonra ilk defa yeni görmeye başlamış oldu. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamazsa alt ve üst göz kapakları şu an mevcut bir sıkıntımız şu an yok. Hastamız aslında büyük kısmen iyileşmiş oldu. Sadece daha korneasını korumak için işte ailenin bizim önerilerimizle damlasını, kremini kullanacak. Eğer özellikle bir sıkıntı yaşamazsa bundan sonra ek bir cerrahi işleme gerek kalmadı. Çok şükür Cem Bey hocamız, Allah razı olsun, ondan olmasaydı belki gözlerini kaybetme imkanımız vardı. Onun sayesinde şimdilik kızımız çok şükür iyi. Allah binlerce şükür. Cem Bey'e de çok şükür. İmkan Der Gaziantep temsilciliği ile sınır ötesinde kurulan mutfakta günlük 3000 kişilik iftar yemeği hazırlanıyor. İmkan Der Gaziantep temsilciliği ile sınır ötesinde kurulan mutfakta günlük 3000 kişilik iftar yemeği hazırlanıyor. Doğu Gutalıların yoğunlukta olduğu Suriyelilere verilen iftar yemeğinin Ramazan ayından sonra da devam etmesi planlanıyor. İmkan Der Gaziantep temsilcisi Sait Göktere, Türkiye'deki gönüllü ve yardımsever vatandaşların desteğiyle sınırın Suriye tarafında 3000 kişi kapasiteli mutfak kuruldu. Mutfakta Ramazan ayı nedeniyle sahur ve iftar yemeği hazırlanırken, mutfaktan ise özellikle Doğu Gutalılar olmak üzere Suriyeliler yararlanıyor. Afrika'daki Müslümanlara yönelik de yardım kampanyaları düzenlediklerini belirten Sait Göktere, Türkiye'deki tüm yardımseverlere çağrıda bulunarak, Suriye'de kurmuş olduğumuz mutfakta günlük 3000 kişiye her gün yemek çıkarıyoruz. Ramazan ayı boyu devam ettireceğiz. İnşallah 12 ay bu hizmeti vermek istiyoruz. Bize destek verilirse kardeşlerimize yardımcı olacağız. Yemeklerini, iftarlarını ulaştırmış olacağız. Orada özellikle Guta'dan gelen kardeşlerimiz oluyor diye konuşuyoruz. Şehrin çeşitli noktalarında yapılan sondaj kazılarıyla başlayan metro hattı çalışmalarıyla Gaziantep'in ulaşımının rahatlaması amaçlanıyor. Şehrin çeşitli noktalarında yapılan sondaj kazılarıyla başlayan metro hattı çalışmalarıyla Gaziantep'in ulaşımının rahatlatılması amaçlanıyor. İlk olarak Demokrasi Meydanı ve Çınarlı Parkı içinde yapılan sondaj çalışmaları kademeli olarak şehrin pek çok noktasında yapıldıktan sonra çıkarılacak zemin etüt sonuçlarının ardından kazı ve temel atma aşamalarına geçileceği belirtildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz göreve gelir gelmez ulaşım master planını ve imar master planını yaptık. Buna göre şehirdeki trafik kriz noktalarını belirledik. Çünkü Gaziantep çok hızlı büyüyen bir şehir. Metrekareye düşen insan sayısında Konya'nın 3 katıyız. Yani yoğun bir insan trafiğimiz var. Bu nedenle ulaşım ve trafikle ilgili daha köklü çözümler üretmemiz gerekiyordu. Biz de buna göre tüm planlarımızı yapıp Ulaştırma Bakanlığımızdan izinlerimizi aldık. Metro projesindeki amacımız ise hatlarımızı gazi ray ve hafif raylı sistemlerimizle birleştirerek yolcu taşıma kapasitesini arttırmak. Metro hattımızda istasyondan başlayıp şehir hastanesine kadar uzanarak iki uçtan şehri birleştireceğiz. 2-3 ay içerisinde bu çalışmaları bitirip metro temelini atacağız ve sonunda şehrimizi demir ağlarla ölmüş olacağız," dedi. Şimdi tabii önce biz gelir gelmez önce ulaşım ve trafikle ilgili ulaşım master planı ve imar master planını başlattık. Bir de acil eylem planı yaptık. Yani imar master planı ve ulaşım master planının sonucunu beklemeden şehirde nerede kriz noktaları var, ne yapmak gerekiyor, bunun acil planını yaptık. Ama orta vadede bu şehir çok hızlı büyüyor. Sağlıklı büyümesi için iyileşmeden, hakikaten sorun üretmeden toplumun önünde gidip çözüm üretmek için ulaşım master planını bir an önce yapmamız gerekiyor. Ulaşım master planını yapınca baktık ki metrekareye düşen insan sayısında şu an Konya'nın 3 katındayız. Çok yoğun bir insan trafiğimiz var. Ve bu da beraberinde ulaşım ve trafikle ilgili daha
köklü, daha radikal çözümler üretmemiz gerekiyor. Ulaşım master planımızı aldık. Ulaştırma Bakanlığı'ndan onayını aldık. Bu çok önemli. Yani bir şey yapabilmeniz için paranız dahi, bütçeniz dahi olsa ya ulaşım master planını yapamazsanız ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay alamazsanız, teknik veriler oluşturamazsanız bunu yapamıyorsunuz. Bu bittiği zaman bunun bir devlet yatırımıyla şehrimize kazandıracağı ve şehrimizde artık İstanbul, Ankara gibi bir metropol şehir olarak, 2,5 milyonluk nüfusu olan bir şehir olarak çok ciddi bir altyapı ve yatırım, bütçe yatırımı ihtiyacı olan metroya şehrimizi kavuşturmuş olacak ve demir ağlarla bütün şehri yerin altından, yerin üstünden döşemiş olacak. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden iyi akşamlar.